veren sıcaklık, el yakmayan tencere, tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştirin, yo. Mutfağınızı geliştirin, evet. Zamandan ekonomiden tasarruf, yo. Can yakmayan tencere, tencere. Biz de sizlere tekrardan ne yapalım? Güzel bir salata hazırlayalım seyircilerimiz. Şöyle salatamızda hemen yeşilliklerimizi gördüğünüz gibi hazırladık. Ondan sonra şöyle eldivenlerimizi de giyelim. Sizlerle beraber salatamızı hazırlamış olacağız. Bol yeşillikli maydanoz, biber, kuru soğan ve domatesten hazırlayacağımız gayet sağlıklı, vitaminli efendim ve şifa kaynağı olan bir salata olacak. Evet, şimdi şöyle seyircilerimiz çoban köfte demişti. Bir de ona yakışır ne yapacağız? Bir güzel bir yeşillik yapacağız. Çoban köftemizin yanına şöyle sevgili izleyicilerimiz Ayşegül'ün ve çobanların çok sevdiği. Gerçi evet köyde biliyoruz Ayşegül Hanım hakikaten biz de çalışmaya gittiğinde çok seviyorduk. Soğan ama sonradan biz kendimiz ilave edeceğiz. Listemizde vermedik ama yeşilliğe de çok yakışıyor. Listemizde vardı Ayşegül. Var mı? Var var. Bakayım. Biz vermiştik izleyenlerimize. Yanında yeşilliği, maydanoz, biber, kuru soğan ve domates. Demek ki fazla et yememenin zararları daha doğrusu. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, evet bizlerin de çok sevdiği soğanımızı görüyorsunuz. Böyle evet. Benle ve Ayşegül Hanım ne diyoruz? Elmamız diye tabir kesinlikle ediyoruz. Kesinlikle çok seviyoruz. Şöyle bir fırınımızı unutmuşuz Ayşegül Hanım. Ona bir bakalım mı? Aa, kekimiz vardı bir de. Evet, kekimiz şu anda hazır. Hazır mı usta? Kekimiz hazır ama altını kısalım. Bir iki kısalım, dakika beklesin tamam, ondan sonra tamam. Alacağız. Siz bunu unutmayın. Tamam. Şimdi altını biraz hafif kıstım. Biraz sonra alacağız seviyicilerimiz. Ve köftelerimiz de ne kadar güzel bir şekilde Ayşegül Hanım pişiriyor seviyicilerimiz. Bir tanesini size göstersin. Kısa bir sürede hazırladı. Bir yandan biberlerimiz, bir yandan ızgaralarımız, tavuğumuz, bir yandan da kekimiz. Ben de şimdi sizlere güzel bir salata hazırlamış olacağız inşallah. Şöyle seviyicilerimiz hemen soğanımızı ne yapacağız? Şöyle piyaz şeklinde doğrayalım. Başladık. Şöyle soğanımızı hazırlamaya. Onları şöyle piyaz şeklinde doğrayalım. Farklı bir sunum olsun. Hem de sizden de hoşuna gidecek. Güzel bir sunum olacak inşallah. Şöyle. Hemen gördüğünüz gibi seviyicilerimiz ne yaptık? Şöyle soğanlarımızı hazırladık. Soğanlarımızı doğradık. Onları şöyle kabımıza ilave etmiş olduk. Evet, bir ızgaradan bir ızgaraya. Koşturuyorum çevirdiniz diyorsun, mi usta siz? Evet, heh. Çevirmiştin. Tamam. Şöyle hemen gördüğünüz gibi soğanlarımızı doğradıktan sonra içine biraz da çok hafif pul biberimizi atıyoruz seviyicilerimiz. Daha güzel bir renk, daha güzel bir görüntü oluştursun diye. Hemen şöyle görüyorsunuz yavaş yavaş. Soğanlarımızı ilave ettik ve karıştırmaya başladık. Ondan sonra gördüğünüz gibi soğanlarımızı ilave ettikten sonra tekrardan ne yapalım? Şöyle yeşilliklerimizi alalım. Biraz şöyle taze nanemiz. Evet şöyle. Hemen içine taze nanemiz. Onu ilave ettikten sonra sevgilicilerimiz tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle yeşilliğimiz. Bol bol Ayşegül Hanım bize ne diyor? Yeşillik tüketelim diyor. Biz de bugün bol bol yeşillik kullanacağız inşallah. Şöyle maydanozlarımızı hemen doğradık. Biraz da şöyle içinde belirgin olsun diye maydanoz ve dereotumuzu da doğradık. İçine ilave ettik. Hemen şöyle maydanoz ve dereotumuzu da doğrayıp sevgili izleyicilerimiz onu da içine ilave ettikten sonra tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle harmanlayalım. Salatamız güzelce bir şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Önce soğanımızı doğradık. Soğanımızı doğradıktan sonra şöyle biraz pul biberiyle beraber şöyle farklı bir renk kattık. Ve onu da kattıktan sonra tekrardan ne yapalım? Şöyle taze soğanımız sevgilicilerimiz. Birkaç tane taze soğan demiştik ama bir tanesi kalsın şurada. Onu bir sonra süslemede de kullanabiliriz. Evet. Şöyle hatta bir iki tane bırakabiliriz. Bunları şöyle bekletelim. Şimdi sevgilicilerimiz şöyle görüyorsunuz. Hemen ne yaptık? Soğan. Ondan sonra maydanoz ve dereotumuz. Şimdi de bir iki tane de taze soğanımızı hemen şöyle doğrayalım. Bunu da içine ilave edelim. Görüyorsunuz şöyle yavaş yavaş salatamızı hazırlamaya başladık.
Evet, şöyle hemen taze soğanımızı da doğradık. Onu da şöyle içine ilave ettik. Hemen taze soğanımızı da doğrayıp içine ilave ettikten sonra sevgili izleyicilerim ne demiştik? Birkaç tane domates demiştik. Şöyle domatesimizi de alalım. Domateslerimizi şöyle bir temizleyelim. Önce kafalarını bir alalım. Güzelce bir şekilde ondan sonra doğrayacağız. Evet. Şöyle domateslerimizi hemen ne yapacağız? Biraz şöyle belirgin olsun. İri kuşbaşı şeklinde de bunu sizler doğrayabilirsiniz. Çoban köftemizin yanına şöyle bir de dedi ki güzel bir salata hazırlanmış olalım. Şöyle domateslerimizi başladık hazırlamaya. 2 veya 3 tane domates kullanabilirsiniz. Ondan sonra seviciden bunları doğradıktan sonra 1 adet de kırmızı biber kullanacağız. Kırmızı biber de ona ayrı bir renk, ayrı bir görüntü kazandıracak. Onun için de ne yapalım? 1 adet de şöyle kırmızı biberimizi aldık. Hemen doğramış olduğumuz domateslerimizi ne yapalım? Onları şöyle yeşilliğimizin içine ilave edelim. Hemen onları seviciden şöyle yeşilliğimizin içine ilave ettik. 1 adet de kırmızı biberimiz daha güzel bir görüntü, renk versin diye. Onu da şöyle hemen sadece ortadan ikiye bölüyoruz. Ondan sonra başlıyoruz ince ince şöyle doğramaya. Şöyle yavaş yavaş ince ince hazırladık. Şöyle hemen yeşilliklerimizi de doğradık sevgili izleyicilerimiz. Onları da ne yapıyoruz? Şöyle içine ilave edelim. Gördüğünüz gibi. Hemen şu anda yeşilliklerimiz de hazır. Sevgili şöyle salatamızı aldık. İçinde şöyle sevgili kuru soğanımız vardı, yeşil soğanımız vardı. Ondan sonra maydanoz, dereotumuz. Şöyle biraz da ne yaptık? Şöyle farklı olsun diye taze nanemiz. 2 adet domates veya 3 tane domates kullanıyoruz. 1 adet de kırmızı biberinizi içine ilave ediyorsunuz. Ve biraz da ne yapalım? Şöyle çok hafif biraz da şöyle sirkemiz de olabilir. Kullanabilirsiniz. Ve az bir şey şöyle tekrardan zeytinyağımız. Şöyle zeytinyağımızı da üzerine ilave edelim. Şöyle yavaş yavaş. Zeytinyağımızı da ilave ettikten sonra hemen biraz da şöyle limon suyu. Şöyle tekrardan hafif limon suyumuzu kullanıyoruz. Hemen limon suyumuzu da kullandıktan sonra şöyle tekrardan harmanlayalım. Şöyle daha güzel bir görüntü ortaya çıkaracağız. İnşallah şöyle gördüğünüz gibi domatesimiz ve biberimizi ilave ettik. Tekrardan yeşilliğimizi şöyle harmanladık. Herhangi bir tabak kullanabiliriz. Şöyle tabağımızı da alıyoruz. Şöyle hazırlamış olduğumuz salatamızı ilave edelim. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle kenara doğru alalım. Kameramız da rahat bir şekilde görsün diye. Şöyle hazırladığımız sevgili izleyicilerimiz yeşilliğimizi şöyle görüyorsunuz tabağımıza koyduk. Evet, köfteleri ben bu arada çıkardım. Çok teşekkür ederim. Evet, bakın Hanım. Harika bir şekilde sağlık. Hazırlandılar. Köftemizin yanında bir de dedi ki yeşil salatamız olsun. Yeşil salatamızda da sadece elimizde bulunacak malzemeler. Sizler de inşallah aynısını yapmış olacağız ve ziyan etmemiş olacağız yeşilliklerimize. Neler kullandık? 1 adet soğan kullandık. Sevgilim 2 tane taze soğanımız vardı. Ondan sonra 1 tutam kadar maydanoz vardı. 1 tutam kadar dereotumuz vardı. 1 tutam da hemen bizim sevgilim taze nanemiz vardı. Onları doğradık. Geniş bir kabın içine ilave ettik. Soğanımızı aynı şekilde. Yani soğanımıza biraz renk katsın diye ne yaptık? 1 tatlı kaşığı kadar biz hemen şöyle pul biberimizi ilave ettik. Ve ondan sonra iyice harmanladık içine. Hemen 1 adet ve de 2 tane domatesimizi ilave ediyoruz. Domatesimizi de ilave ettikten sonra onları güzelce bir şekilde ne yapıyor sevgili izleyicilerimiz? 1 adet de kırmızı biberle renkledikten sonra içine yağımızı, ondan sonra sirkemizi, limon suyumuzu ilave edip iyice harmanladıktan sonra herhangi bir tabağa koyuyorsunuz. Ve ondan sonra isterseniz yanında şöyle güzel bir şekilde domateslerle de süsleme yapabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Salatamız da hazırlandı. Sizlerle beraber yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın yine buradayız. Farklı tatlar ve lezzetler de ekranda olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Olimpist'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpist. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpist'ten sizlere yepyeni bir müjdem var.
Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri, sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpist. Olimpist.